Lütfen bize anlatınız rüyanızı. Anlatınız ki arkadaşımız duysun neler neler yaptığını. Ve aynen bize anlattığınız gibi anlatın ama. Bize anlattığınız gibi anlatın. Sonra Deniz Hocam'ın anlattıklarıyla da kıyaslarsınız. Sizin anlatmadığınız neler neler vardı. Hatırlamadığınız neler neler vardı. Haydi. Şimdi büyük bir salon gibi bir yerdeyiz. Eşim, ben, oğlum, kızım da var. Sonra eşim bana şey diyor, bir ilaç içtim diyor, bir ilaç aldım diyor. İşte arkadaşlarım söylüyor, bunlar söylediler bana diyor. O ilacı içtim diyor. Ben neden bilmediğin ilacı içiyorsun diye soruyorum. O da şey dedi diyor bana, daha önce sana söylemiştim bunu, herhalde ben duymadım diyor. Sonra bunu der demez midem bulanıyor diyor. Sonra ben lavaboya gitmesini bekliyorum. Ama lavaboya gitmeden çıkarıyor, kusuyor. Halılarımızı kirletiyor. Ben de çok sinirleniyorum. Hani madem miden bulantısı vardı, bunu biliyordun, neden gitmedin lavaboya, halılarımızı kirlettin diyorum. O sırada ben halıları toparlayıp halı yıkamaya vereceğim. O sırada oğlumun çamaşırlarını, iki çeşitlerindeki durumunun çamaşırlarını görüyorum oralarda. Bunları diyorum kaldırayım, kirlenmemiş bakayım, ayıklayayım diyorum. Sonra Refik hocamı görüyorum bir yerde. Refik hocamın asistanı olduğunu düşündüğüm kişi, kişiye ben bir şükür mektubu, böyle A4 kağıdına, böyle bembeyaz, nur içinde A4 kağıdına şükür yazısı yazıp veriyorum. Ama sonra bakıyor ki bu yazım kaybolmuş. Tekrar gidiyorum, bu yazımı tekrar yazmam gerektiğini söylüyor. Ben de şey diyorum, ama ben onu çok nurla yazmıştım. Çok isteyerek yazmıştım. Neden kayboldu diye üzülüyorum. Sonra bir kalabalık, bu bir düğündür. Orayı anlatmayın. Orayı anlatmayın. Orayı Deniz Hanım yine anlatacak. Orası ikinci rüya. Biz birinci rüyayı şimdi sence... Zümrüt Altan'ın kalbini görüp ben şükür yazısını öyle yazıyorum. Sizin asistanınız olduğunu düşündüğüm kişiye veriyorum. Ama sonra bu yazının benden tekrar yazılmasını isteniyor. Ben de üzülüyorum, yani çok isteyerek yazmıştım bu yazıyı. Kaybolmasına üzüldüm diyorum. Bu şekilde hocam. İşte Deniz Hanım, siz neler neler gördünüz ve arkadaşlar şimdi bambaşka bir şeyler, rüyalar hakkında neler neler konuşacağız. Ve peki Nuray Hanım, siz halı yıkama mağazasından, halı yıkamacıdan öneri aldığınızı hatırlıyor musunuz? Eczane önünden geçtiğinizi, hiç ilaç almadan kağıttaki ilacı eve götürdüğünüz, masaya koyduğunuzu hatırlıyor musunuz? İşte bakınız, rüyamız böyle komplike, böyle geniş ve rüya gören kişi rüyasını hatırlamıyor, fakat bizler levhai mahfuza gidip rüyanın bütün ayrıntılarını alıyoruz. Ve Nuray Hanım, lütfen bir kez daha anlatın rüyanızı, çünkü ikinci kez anlattığınızda detayları daha iyi anlamış olacağız. Deniz Hanım da bu arada bağlantıyı tam kurmuş olacak. Lütfen bir daha anlatın. Salondayız. Bu evin bizim ev olup olmadığını da çok net bilemiyorum. Büyük bir alandayız, salondayız. Orada halı var. 2 tane görüyorum, gördüm halı. Eşim dolaşıyor evde. Birinden bir ilaç, öneri olarak ilaç kullandığını söylüyor. Daha önce de
olacağını bana söylemiş ama ben çok dikkate almamış, duymamışım. İkinci defa bunu bana söylüyor. Onu aldım diyor, kullanmaya başladım diyor. Sonra ben de bilmediğim kişilerden ilaç neden kullanıyorsun, bilmeden niye alıp kullanıyorsun diyorum. Sonra midesi bulanıyor ve ben işte lavaboya gidip orada halledeceğini düşünürken salonda halıların üstüne kusuyor. Ben de buna çok sinirleniyorum. Hani bunu biliyordum, neden böyle yaptım diye çok sinirleniyorum. Sonra o halıları toparlayıp halı yıkamaya göndermek üzere toparlamaya çalışıyorum. Toparladığım yerde şey var, işte 2-3 yaşlarında erkek çocuğunun kıyafetleri var. Onları da ayrı bir yere toplayıp koymaya çalışıyorum. O sırada Resmi Hocam'ı görüyorum. Resmi Hocam'ı görüyorum. Asistanımı görüyorum. Resmi Hocam'ı görünce ben şey aklıma geliyor. Zümrüt Arslan'ın kalbi ve benim bu nur dolmuş kağıda yazdığım şükür yazısını Resmi Hocam'ın asistanına verdiğini hatırlıyorum. Sonra asistanı bana diyor ki ben o yazınızı bulamıyorum. Kaybettim diyor. Ben de diyorum ki ben çok böyle parlak, güzel bir çağrı yazmıştım. Bulmam gerekiyor diye biraz yani rica ediyorum. Ama bulamıyorum. Bulamadım. Böyle hocam. Peki Deniz Hanım'ın rüyanızı bu kadar ayrıntısıyla, bu kadar net, geniş şekilde anlatmasını, bulmasını, görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta siz işte kirlenen iki halıdan bahsettiniz. Deniz Hanım da evet dedi. Toplam 4 tane halı vardı. İkisi kirlenmiş, ikisi temizliğe verilmiş, 2 tanesi kalınmış. Halı sayısı ne kadar? Tüm gördüğünüz rüyaların kayıtlı olmasının ve bunların ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam seni sana seviyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Eğitimin ilk gününden beri ben gerçekten yüreklerimize dokundu. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu konuyla alakalı benim mı? Benim sürekli tekrar eden bir rüya var. Evet. Önce yani peki Deniz Hocam siz ne düşünüyorsanız? İnanılmaz yaşanır diyorum. her seferinde yine hayretler içerisinde. Yani bu kadar ben beklemiyordum açıkçası. Tamam, gerçekten bu eğitimlerin bir senedir içindeyim. Çok kanallık yapıyoruz. İnanılmaz şeyler görüyoruz ama hiç bitmiyor hocam. Hayretler hiç bitmiyor. Yani şimdi bu kadar beklemiyordum açıkçası. Çünkü yok dedim çarşıdır, işte kilimcidir, bilmem nedir. Yani insan diyor ki ya Allah Allah diyor, yani nereye gittik acaba, ne gördük? Ve bazen bildiğimiz halde ilacın biz ilacımızı 5. boyuttan aldığımızı da bildiğimiz halde o anda yorumlarken, yani yorum yapmıyoruz da aktarırken gelmiyor. Yani diyorum ki tamam, elini almış geçmiş, oradan eczaneden devam ediyor. Hiç aklıma gelmiyor ki ilacı gidip eczaneden almayacak, tabii ki de 5. boyuttan gelecek, Allah'ın nuru gelecek diye. Ondan sonra tabii puzzle'ları birleştirince o zaman anlam veriyor. Fakat bu kadar bu kadar yine isabetli olmasına kendi açımdan çok sevindim. Çünkü rüyaları görmek bence evet, tabii ki diyorsunuz ki biz kanal olarak bu bilgileri alabiliyoruz. Demek ki hep akışta bırakmak gerekiyor. Hiç fazla mantık yürütmeden aktarım yapmak gerekiyor. Böyle hocam.